Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Online C# eğitimlerimizde bu akşam 28. dersimizi gerçekleştireceğiz. Grubumuza da yazdığımız üzere SQL'e tekrar dönüş yapacağız. Access'e bir süre ara verelim dedik. Access'e ilerleyen derslerde tekrar döneriz. SQL'de anlatmadığımız komutlar vardı, kullanmadığımız tool'lar vardı. Hem onları kullanırız, hem de anlatmadığımız bu birkaç küçük komutu da anlatmış oluruz. Onlardan birisi ki önemli komutlardan birisi arama komutu. Arama komutunu anlatmamıştık SQL anlattığımız dersler içerisinde. Sadece kaydetme, silme, güncelleme ve verileri görüntüleme komutlarını anlatmıştık. Bugün arama komutunu anlatacağız. 28. dersimiz bu. Arama komutu yapacağız. 29 ve 30'da Data Grid View kullanarak küçük bir kayıt programı yaparız. Böylece List View dışında başka bir görüntüleme aracı da kullanmış oluruz. Arkadaşlar ısrarla OOP anlat dediler. Orient Object Programming dediğimiz OOP. Biz de öyle yapalım dedik. Önce 3 ders olsun dedik. Sonra biraz daha arttırdık sayısını. 5 ders olsun dedik. En az 1 saat sürecek olan OOP dersleri 31'de mi başlayacak? 20, evet. 31'de başlayacak. 31, 32, 33, 34 ve 35. dersleri Orient Object Programming'e ayıracağız. 5 ders kadar OOP anlatacağız. O 5 dersten sonra ben şey diyorum, böyle yavaş yavaş böyle az kullanılan araçlar var Toolbox'ta, onlara geçiş yaparız. O şekilde derslerimiz devam eder. Daha önce grubumuzda belirtmiş olduğumuz gibi amacımız bu C# eğitimlerini ücretsiz olarak, free olarak herkesin erişebileceği biçimde 100 derse kadar çıkarmak. 100 derse çıkarıp YouTube'da kalıcı olarak işte kendini C# dilinde geliştirmek isteyen, bu dilde takıldığı noktalarda yardım almak isteyen arkadaşlara bir nebze olsun faydamızın dokunması. Visual Studio 2013'ü açalım. Yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Ne yapacağız bugün? Küçük bir kayıt tablosu oluşturacağız. Bu tabloda işte birkaç tane alan gireceğiz bu tabloya. Daha sonra bu bilgileri List View'de görüntüleyeceğiz. Görüntüledikten sonra da arama yaptıracağız ve istediğimiz alanın bize gösterilmesini sağlayacağız. C# C# ne diyelim ismine? Veri tabanı arama diyelim. Veri tabanı arama. Okey dedik. Projemiz oluşturuluyor. SQL diyelim. Şöyle SQL Server Management Studio'muzu çalıştıralım. Bağlan dedik. Bağlandı. Şimdi ne yapalım? Önce database'imizi, veri tabanımızı oluşturalım. Veri tabanımızın adı kişiler olsun ya da bilgiler olsun. Bilgiler ya da bilgi olsun. Bilgi tablosunun içerisinde bilgi veri tabanının içerisinde kişiler adlı tabloyu çekeriz. Bilgi dedik. Okey dedik. Veri tabanımız oluşturuluyor. Veri tabanımız oluşturuldu şöyle altta. Bilgiyi açalım. Tablolar kısmında sağ tuş new table deyip tablomuzu oluşturuyoruz. Şöyle bir bakalım izleyici sayımız 5. Gayet güzel. Birinci alan neydi? Adla başlayalım. Ad diyelim. İsim maksimum 15 karakter olsun. Sonra soyad diyelim. Soyad 20 karaktere kadar çıkabilir. Yaş diyelim şöyle. Yaş 10 karakter, tamam. Şehir diyelim. Ya da ilçe diyelim, yine İstanbul üzerinden gidelim. İlçeye de 15 karakter diyelim ve son olarak bir de meslek diyelim şöyle. Meslek. Meslek de 20 karakter olsun şöyle. 20 karakter olsun. Alt soyad, yaş, ilçe ve meslek. Ctrl S dedim. Bu da kişiler olsun. Bilgi veri tabanı içinde kişiler tablosunu oluşturmuş olduk. Tablolar kısmına geldik. Şimdi kişilere birkaç tane kayıt ekleyip işlemimize başlayalım. Adı Baran, soyadı Yücedağ, yaşı 21, ilçe Bostancı, meslek mühendis diyelim. Şöyle 3 tane kayıt ekleyip başlayalım. Adı Mihriman, soyadı Yücedağ, yaş 20, ilçe Bostancı, meslek öğretmen. Bir kayıt daha ekleyelim. Adı Ayşe, soyadı Kaya. Şu Ayşe'deki boşluğu silelim. Yaşı 25, ilçe Kartal, meslek hemşire diyelim. Hemşire.
kaydettik. Böylece alanımızı kaydetmiş olduk. Şimdi form alanıma geldim ben. Form alanımı büyüttüm formumu. Arka plan rengini değiştirerek işlemimize başlayalım. Şöyle ne yapalım ne yapalım. Web'den bir renk olsun. Yeşilimsi bir renk kullansak nasıl olur? Çok açık oldu. Biraz daha koyu bir renk bulalım. Şu an mavilerden. Ya bu fena değil. Bunu kullanabiliriz. Arka plan rengimizi değiştirdik. Şimdi ne lazım? Bana kullanacağım aslında çok fazla tool gerekmiyor. Çok fazla araç gerekmiyor. Bir tane list view gerekiyor. Bir tane verileri görüntülemek için buton gerekiyor. Bir tane arama yaptırmak için metin kutusu yani text box. Bir de arama yaptırmaya komut vermek için ikinci bir buton gerekiyor. Yani 4 tane aracımız var. Bir de label ekleriz 5 olur. İlk önce ne yapalım? Bir butonla başlayalım. Butonu ekleyelim. Butonun ismi ne olsun hemen değiştirelim. Önce fontunu değiştirelim. Butonumuzun fontu 10 olsun. Butonumuzun ismi de verileri göster olsun. Şöyle verileri göster. Biraz büyüttük butonumuzu. Butonumuzu şöyle sol üst köşeye koyduk. Ondan sonra ne ekleyelim? Bir tane list view ekleyelim. List view'imi ekledim şöyle şuraya. List view 1. Büyüttüm list view'imi. Şöyle. List view'imi fontuyla biraz oynayalım. Ondan sonra alanlarımızı ekleyelim. Fontunu 10 yapalım list view'e girilen değerlere. Sırasıyla şimdi alanlarımızı ekleyelim. Add columns kısmından 1, 2, 3, 4, 5. 5 alan. İlk alanımız neydi bizim? Bakalım şöyle. Ad, soyad, yaş hemen sırasıyla girelim. Birinci alan neydi benim? Ad'dı. Ad diyelim, okey. İkinci alan. Soyad. Okey. Üçüncü alan ne? Yaş, ilçe ve meslek sırasıyla bunları da ekleyelim. Yaş. Yaşı da ekledik. Dördüncü alan ilçe. İlçeyi de ekledim ve son alan meslek. Mesleği de ekledim. 5 alanımı da eklemiş oldum. Okey dedim. 5 alanımı da ekledim. Ondan sonra ne yapıyorduk? Biz list view'de görünüm kısmı şurada large ikonu. Biz onu bize alanlarımın gözükmesi için details yapıyorduk. Şöyle alanlarımızı biraz büyütelim. İlçeyi de mesleği de biraz şöyle büyütelim. 5 alanımı da eklemiş oldum. Başka ne yapabilirim? Bir de list view'in arka plan rengini değiştirerek işlemlerimize başlayalım. Şöyle back color kısmından arka plan rengini değiştirelim. 5 alanında yaptım. Şimdi verileri gösterir çift tıkladım. İlk olarak ne yapıyorduk SQL'de? Ben kütüphaneme ekliyorum. Using system.data.sql client deyip kütüphaneme ekledim. Kütüphaneme ekledikten sonra zaten bununla ilgili 4 ders yapmıştık. Büyük çoğunluk hatırlıyordur. Sonra ne yapıyorduk? Bağlantı adresimizi alıyorduk. Şöyle burada ismi yok. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Önce ne yapıyorduk? Bağlantımızı oluşturuyorduk. SQL connection bağlantı hepsini Türkçe karakter yapalım. İşte new SQL connection parantez içinde çift tırnak içerisinde Ctrl V dedim. SQL Express'ten sonra şurada initial katalog kısmı yok bende. Initial katalog dedim. I harfi olacak. Initial katalog eşittir. Hangi tablodan alacağız biz? Hangi veri tabanından? Bilgi adlı veri tabanından alacağız. Bilgi dedim. Noktalı virgülümü koydum. Burada text slash'ı ne olarak görüyordu benim programım? Kaçış komutu olarak görüyordu. Ben onu çift slash koyup adres olduğunu belirtiyorum. Noktalı virgülümü koydum. Bilgi adlı veri tabanından verileri çekecek. Sonra ne yapıyordum? Yordamımı oluşturuyordum. Private void verileri göster. Parantezimi açıp kapattım ve süslü parantezimi açtım. Ondan sonra komutlarımı yazmaya başlıyorum. İlk önce yukarıda oluşturduğum bağlantımı açıyorum. Bağlantı nokta oldu. Ondan sonra ne diyorum? Komutumu oluşturuyorum. Diyorum ki SQL command. Komut eşittir. New SQL command. Parantez içinde benim komutum ne? Komutumu yazıyorum. Diyorum ki select yıldız from. Select yıldız from. Nereden çekecek benim bilgilerimi? Hangi tablodan? Kişiler adlı tablodan çekecek. Select yıldız from kişiler. Sonra bunu ne yapıyorduk? Bağlantımızla ilişkilendiriyorduk. Bağlantı değil, ilişkilendirdik. Select yıldız from kişiler. Ondan sonra ne yapıyorum? Data reader komutumu çağırıyorum. SQL data reader oku
eşittir. Ne yapıyorduk bunu? Bir parametre ile bize geri döndürmesi için comment.execute_reader deyip bu satırımızı tamamladık. Ondan sonra ne yapıyorduk? Kesme döngümüzü açıyorduk. Neydi o? While. Oku.read. Oku komutunu çalıştığı müddetçe aşağıdaki işlemleri yap. Neydi o aşağıdaki işlemler? List view item ekle eşittir new list view item. Ondan sonra sırasıyla alanlarımızı yazalım. Ekle nokta text eşittir. Oku komutum çalıştığı sürece ilk alanımı ekle. Benim ilk alanım neydi? Addı. Önce adı ekleterek başlayalım. Add nokta to string. Ondan sonra ikinci alanı nasıl ekliyorduk? Sub items olarak ekliyorduk. Ekle nokta sub items nokta add. Parantezimi açtım. Ondan sonra ne diyorum? Oku komutum çalıştığı sürece bu kez neyi ekleyecek? Soyadı ekleyecek. Soyadları ekle. Nokta to string. Parantezimi açıp kapattım. Nokta virgül koydum. Ondan sonra devam ediyorum. Ekle nokta sub items nokta add. Parantez içinde oku komutum çalıştığı müddetçe köşeli parantezimi açtım. Bu sefer neyi eklesin bana? Yaşı eklesin. Çift tırnak içerisinde yaş. Peki yaşı nasıl ekleyecek bana? String olarak. Nokta to string. Yaşı da eklesin dedik. Yaşı da ekledik. Ondan sonra ne kaldı? İlçe kaldı ve meslek kaldı. Ekle nokta sub items nokta add. Parantez içinde oku komutum çalıştığı müddetçe bu kez bana önce ilçe miydi? Evet ilçe. İlçeye ekle. İlçe nokta to string parantezimi açtım kapattım. Noktalı virgül ekledim. Ve son olarak ekle nokta sub item şu hata gitsin. Nokta et parantez içinde oku komutum çalıştığı müddetçe bu kez meslekleri benim list view'e aktar. Nasıl aktar? String olarak aktar. Nokta to string dedim. Böylece listeye ve eklenecek 5 alanımı da yazmış oldum. Ondan sonra ne yapıyorum? Şu yukarıda oluşturmuş olduğum ekle isimli değişkeni aşağıda çağırıyorum. Nasıl? Şöyle. Listeye 1.items.add parantez içinde ekleyi bana çağır. Noktalı virgül koydum. Sonra şuraya geldim. Sütü parantezin altına. Bağlantı.close deyip bağlantımı kapattım. Ve son olarak ne diyorum? Devleri göster. Dedim. Şu an herhangi bir sorun olmaması gerekiyor. Çalıştırıp görelim bakalım. Verileri göster dedim. Baran, Yüceda, Mihrima, Yüceda, Ayşe, Kaya şeklinde 3 alanımı da bana ekledi. Sorunsuz bir şekilde. Şimdi ne yaptık? Biz verilerimizi ekledik. Güzel. Şimdi ne yapacağım ben? Arama yaptıracağım. Arama komutu. Arama komutu için önce ne yapalım biliyor musunuz? Birkaç tane alan daha ekleyelim. Mesela ne diyelim? Ali, Yılmaz, yaş 25, ilçe Pendik, meslek elektrik teknisyen diyelim. Sonra bir Ali daha koyalım. Ali Kaya, Ali Kaya, yaş 30, ilçe Şişli, meslek tekniker diyelim. Ondan sonra son bir alan daha ekleyelim. İşte buraya da ne diyelim? Emel Öncü, yaş 26, ilçe Fatih, meslek doktor diyelim. Doktor diyelim. Kontrol S dedik. Doktor alanımızı kaydettik. Şimdi ne yapacağız? Ben textbox'a girdiğim isme göre sadece istediğim ismi bana göstermesini, yani sadece istediğim kişinin bilgilerini bana göstermesini isteyeceğim. Verileri göster diye bir butonum var. Aynı butonun fontunu bozmayalım. Şöyle ekleyelim. Paste diyelim. Ne diyelim buraya? Bul diyelim. Bul. Bul adlı komutumu ekledim. Şöyle. İkinci butonum benim bul. Label ekleyelim bir tane. Label'ımızın da fontunu biraz büyütelim şöyle. Fontu 10 olsun label'ımızın. Label'ımızın ismine ne yazalım? Aranacak kişi. Aranacak kişi. İki nokta üst üste. Bir de bunun fontu şöyle kalın olsun. Ve beyaz olsun. Aranacak kişi dedik. Şöyle sağ üst köşeye koyduk. Aranacak kişiyi nerede aratacağız biz? Textbox'ta aratacağız. Şöyle textbox'ı da karşısına ekledik. Yalnız textbox'ın fontunu da birazcık büyütelim. Şöyle textbox'ın fontu da 10 olsun.
Textbox'ı da biraz genişletelim. Tamam. Aranacak kişi de burada olacak. Bakalım herhangi bir soru var mı? Yunus Doğan teşekkürler. Sağ ol. İzleyici sayımız 5. Hiç fena değil. Bula. Çift tıklayıp başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben ne yapmak istiyorum? Ben diyorum ki benim textbox'ıma girdiğim değer, textbox'ıma girdiğim isim. Bul komutuna tıkladığım zaman sadece o isimdeki kişiyi bana göstersin burada list view'de. Başka kimseyi göstermesin istiyorum. Bir de ne yapalım? En üstte şu bağlantının üstüne list view'i her defasında temizlesin. List view 1.items.clear. Mesela burada iki defa basalım verileri göstereyim. Hani 2-3 defa bassak bile list view 1.items.clear dediğimizsin. Her defasında ne yapıyor? Benim list view'imi temizleyip bana o şekilde gösteriyor. Şöyle properties ve toolbox'ı kapatalım. Şimdi geldik ikinci butonum olan bul komutuna. Şimdi bul komutunda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bul komutunda mantık nasıl işliyor? Ben girmiş olduğum veriler yani nasıl diyelim? Şu SQL tablom içindeki verileri aratacak. Yani şuradaki verileri arayacak program. Peki oradaki verileri biz programa nasıl çağırdık? Şurada verileri göster adlı yordamla. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz bul komutu için? Şu verileri göster adlı yordamı bir daha aşağı kopyalayacağız. Yalnız küçük bir değişiklik yapacağız komut kısmında. Bu yüzden kopyalama gereği duyuyoruz. Şimdi şöyle kopyalayalım bağlantı nokta close'a kadar. Kopyala dedik. Yapıştırdık şöyle alta. Sanırım şu parantez yeterli. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada select yıldız from kişiler diyor ya. Burada küçük bir ekleme yapacağız. Nedir o biliyor musunuz? Şimdi yine İngilizce komutlardan gideceğiz. İngilizce komutlarda nerede kelimesini biliyorsunuzdur. Nerede nereye kelimesi? Ver. O yüzden ne yapıyorum ben? Ver'le başlıyorum. Ver diyerek başladım. Ondan sonra ne diyorum? Ver dedikten sonra aratacağım alanın ismini yazacağım. Ondan sonra hani yine İngilizce'de gibi diye bir kelime vardır. İşte şunun gibi, onu ona benziyor, onun gibi. Duymuşsunuzdur mutlaka like kelimesi. Burada benim kullanacağım temel iki kelime bu. Like ve ver kelimeleri. Ver dedim, ver. Nereden olduğunu bilir, hangi sütun olduğunu belirtiyorum verle. Hangi sütun? Ad adlı sütun. Ad isimli sütun. Ben ada göre arama yapacağım. Ondan sonra like diyorum. Ver ad like. Ver dedikten sonra sütun adı. Ondan sonra like diyorum. Sonra ne yapıyorum biliyor musun? Benim burada çok küçük bir özel karaktere ihtiyacım var. Nedir o? Yüzde işareti arkadaşlar. Tek tırnak, yüzde, çift tırnak dedik. Ondan sonra artı diyorum. Nereden aratacağım ben? Hangi araçtan? Textbox 1'den. Textbox 1'e girilen değerdeki değerle eşleşen alanları al benim list view'ime yazdır. Mantık bu şekilde. Textbox 1.text dedim. Artı dedim. Ondan sonra ne yapıyorum? Açmış olduğum bu yüzde işaretini tekrar kapatıyorum. Bunun arama komutları için kullanılan özel karakter. Artı dedikten sonra ne diyorum? Bir tane çift tırnak ekledim. Ondan sonra bir tane yüzde işareti. Bir tane tek tırnak. Sonra bir çift tırnak. Zaten kendisine vardı. Ve bir de benim neyim? Bağlantım oldu. Şöyle noktalı virgülü koyalım. Şuraya tekrar noktalı virgülü koyalım. Select yıldız from kişiler ver at like tek tırnak yüzde çift tırnak dedik. Artı textbox 1.text artı çift tırnak yüzde tire çift tırnak virgül bağlantı dedik. Şimdi çalıştıralım bakalım. Diğer alanlara dokunmuyorum. Bir çalıştırıp görelim. Şimdi mesela aranacak kişi ne diyelim? Baran diyelim. Baran. Bakalım küçük harf büyük harf duyarlı da olacak. Bul dedim. Bana sadece Baran'ı gösterdi. Şurada bakın. Şurada listeye 1.items.clear dememizin sebebi her defasında şey yapmaması. Normalde o komutu kullanmasam ben Baran'ı bulur. Nereye ekler biliyor musunuz? Benim gösterdiği bu. Şurada gösterdiği verilerin en altına ekler Baran'ı. Mesela A yazalım bakın. A yazdığım zaman ne yapması gerekiyor? İsminin içinde A harfi geçen bütün isimleri, bütün kişileri bana göstermesi gerekiyor. Bul dedim. Baran, Mihriman, Ayşe, Ali, Ali. Bakın olmayan var mı? Mesela Emel'i göstermedi. Neden? Çünkü Emel'in içinde, Emel isminin içinde A harfi yok. Şimdi start, stop diyelim. Ondan sonra bir iki alan daha ekleyelim. Mesela
İsmail Cenk diyelim soyadına. Yaş 32. İlçe Eyüp olsun şöyle. Meslek ona da mühendis diyelim. Mühendis. Ondan sonra bir alan daha ekleyelim. Nazlı diyelim. Soyad Ilgaz. Yaş 25. İlçe ne diyelim ilçe? Kadıköy diyelim. Mesleğe de mesela veteriner diyelim şöyle. Veteriner dedik. Kapattım ben bu alanımı. Şimdi programı çalıştırıyorum. Çalıştım. Verileri göster dedim. Ne yaptı? Bütün verilerimi gösterdi. Mesela verileri göster dedi. Ben bunlar içerisinde sadece Ali isimli kişileri arayacağım. Ali'ye tıkladım. Bakın Ali'yi bana gösterdi. Verileri göster dedim tekrar. Yine bana verileri gösterdi. Mesela küçük harfle Ali yazalım. Bakalım fark edecek mi? Fark etmedi. Küçük harf, büyük harf da herhangi bir duyarlılığa sebep olmadı. SQL ya da C#. Ali adındaki kişileri bana getirdi. Bir de ne yapalım? Verileri göstere her tıkladığında şey yapsın bir de textbox'ı temizlesin tekrar textbox 1.1 diyeyim şöyle F5 diyelim mesela verileri göster diyelim işte İsmail diyelim mesela sadece İsmail isimli kişiyi göstersin bul dedim verileri göster sildi bir de ne yapalım bakın fazla yazalım mesela İsmail 3 tane 4 tane L koyduk bakalım fark edecek mi aa bunu bulmadı neden bunu bulmuyormuş demek ki sadece ha içinde geçeni buluyor ama fazla olunca bulmuyor demek güzel. Bu farkı görmüş olduk. İsmail tek başına. Mesela Ali'ye Alim diyelim şöyle. Bul dedik. Bulmadı. Neden? Çünkü fazla isim oldu. Yani isminin mesela sadece Ale'ye yazdığım zaman buluyor. Çünkü Ale Ali'nin içinde geçiyor. Ama Alim olduğu zaman bir harf fazla olunca Ali'den fazla oluyor. Bu yüzden bana görüntülemiyor. Bu şekilde başka da söyleyecek bir şey yok. Genel itibariyle bulma komutu bu şekilde çalışıyor. Siz buraya artı deyip işte mesela soyadı ekleyebilirsiniz. Yaşı ekleyebilirsiniz vesaire. Böyle arama kriterlerini daraltabilirsiniz. 28. dersimiz bu kadar. Biraz kısa bir ders oldu. Küçük bir komutu anlatmış olduk. Bulma komutu. En azından bir de SQL'i tekrar pekiştirmiş olduk diyelim. Uzun bir aradır yaklaşık 12 dersdir falan SQL'e değinmemiştik. 12 ders sonra tekrar SQL'e değinmiş olduk. Bir sonraki dersimizde artık Data Grid View'e geçeceğiz. İki dersi Data Grid View ile aynı örnek üzerinde giderek birleştirip yapacağız. Sonra da 31. dersten itibaren 35. derste dahil olmak üzere 5 ders arka arkaya OOP anlatacağız. Bir sonraki derste görüşürüz. Canlı yayını izleyen arkadaşlara size ayrıca teşekkür ediyorum bu 8 kişiye. Artık 29. derste görüşürüz diyelim. Hepinize iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Yazılım dolu günler.